Merhaba, ben Dilruba. Seni severim sözcüğünü yakınlarımıza niçin kullandınız? Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Dünyalar tatlım benim. Ne kadar hoş yüzü var, çok güzel. Yüzü de bembeyaz, çok temiz. Allah çok temiz yaratmış benim canımı. Kıyafeti de çok şeker olmuş. Yani annesine, babasına, kardeşine. Seni seviyorum. Daha çok tabii sevgiliye söylenen sözler olduğu için anneye babaya kullanacak gibi söz değil. Anneye babaya olan sevgi bilinen sevginin dışındadır. Yani o çok daha ayrı bir boyuttur. Yani anne sevgisi ayrı bir boyuttur. Baba sevgisi bir genç kız için apayrı bir boyuttur. Ama sevgili sevgisi beş duyuyla ifade edilen derin tutkuya açık olan bir sevgidir. Yani aile içinde tutku olmaz. Ya tutku olmaz, aşk da olmaz. Ama tarif edilemeyen, çok köklü, çok sadakate dayalı, vefaya dayalı, derin merhamet ve şefkate dayalı bir sevgi bağı vardır. Ama tutku, insan helaline onu duyar, beş duyuyla ifade edilir, uçsuz bucaksız, delice bir duygudur. Eğer ruh güçlüyse, çılgınca bir ruhtur ve şiddetli haz kaynağıdır. Çok yüksek zevk veren bir nimettir. Dolayısıyla aile içinde böyle bir üslubun kullanılması da o yüzden pek mümkün olmaz. Ama anne seni seviyorum, çok seviyorum demesine gerek var mı? Yok. Çünkü anne zaten fiilen o şefkatiyle, sarılmasıyla, ondan sonra ona hizmetiyle, ona sadakatiyle tarif edilemeyen bir elektrikle göstertilen bir sevgi çeşididir. Babaya da sevgi, tarif edilemeyen güçlerle ifade edilen bir sevgi çeşididir. Ama sevgiliye fiilen adam sarılır, sever, öper, bağrına basar, koklar, dokunur. Yani beş duyuyla onu hisseder. Diyor bazen ne diyorum anlamıştır, güzel yüzlüm. Ama çok çok sevilecek, derin sevilecek bir kızsın. Seni çok sevdim, Allah cennette seni bana dost, arkadaş etsin. İnşallah cennette arkadaş oluruz. Allah seni koruyup kollasın. O temiz dünyanı hep öyle temiz sana yaşatsın. Seni acıdan, korkudan uzak tutsun. Sadece Allah korkusuyla yaşamanı nasip etsin.